yolculukta. Tamam, buyurun. Sağ olun. Ya dur diyoruz, 2 kilometre daha gidiyorsun be adam. Hop! Dursana kardeşim. Niye durmuyorsun kardeşim? Durduk işte abi. Geç fark ettim. Evrakı alayım. Gel bakalım benimle. Tonaj makbuzu yok. Muayene desen nanay. Al. İyi yolculuklar. Sağ ol abi. Ceza yiyeceksin. 180 yeni lira. Yapma be abi. Ben yapmıyorum. Kanun emrediyor. Ve tabii sen kendi kendine yapıyorsun. Tamam da kardeş. Zaten ne kazanıyoruz ki? Canım benim de hoşuma gitmiyor. Ama ihmal etmeyin siz de be arkadaş. Abi idare ediver be. Bu ne? Arkadaşta birer çorba. Bana bak bana. Arkadaş. Şimdi şurada tutarım zaptı. Vallahi o çorba kazanının içinde kaynamaktan beter olursun. Anladın mı? Adresini söyle. Onları yesin baba. Kesin daha lezzetli olur. Ama fazla oynama. Başak, suyu falan devirme. Aman kızım. Aa Hamit, gelsene. Ne yapıyorsun yine sen böyle hamurlara gark olmuş? Ne yapayım? Seviyorlar öyle. Geç hadi, geç. Ay canım benim. Aman da aman. 6 tanesi. Sen de mi yapıyorsun ha? Sevsinler seni. Hazır tutuyorsunuz ha? Ha? İlaçları diyorum. Ne zaman geleceği belli olmuyor ki Hamiyet. Bakıyorsun hiçbir şey yok. Ama bir de bakıyorsun. Of, kusura bakma Leyla'cığım. Vallahi açmak istemezdim de öyle soruverdim işte.
Sen şimdi elim hamurlu dersin. Çayı ben koyayım bari. Efendi, bu araç resmi hizmete mahsustur. Öyle resim mesim asamaz. Peki amirim. Nasıl oldu? Gelişme var mı? Yok peki amirim. Her hafta numuneye taşınmaya razıyım ama... böyle olmadık zamanlarda tutmuyor mu... Vallahi hanımı da beni de ihtiyarlattı. Allah şifa versin arkadaş. Zor. Neyse. Hadi. Yarın görüşürüz. Eyvallah. Benim kızım neredeymiş? Baba! Gel bakayım. Hop. Nasılsın kızım? İyiyim. Ha, nasılsın bakayım? Anne babam gelmiş. Bak 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 bak. Bak bak buraya ne girmiş acaba? Bak 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 bak. Bak bak. Bak. Anne bak. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Yemekten önce vermeseydin şuna. Olsun be. Bugün oldu mu? Nasıl geçti? İyiydi şükür. İnşallah gecede olmaz da. Senin nasıldı? Nasıl olsun? Egzoz dumanı, yol gürültüsü, tartışma, itiraz, sinir. Önümüz yol, arkamız tarla. Öyle duruyoruz. Önümüz hayhuy, telaş, kıyamet. Ardımızda yeşillik, huzur. Bazen kendi kendime... Ulan Ayhan, kır kirişi... ağzına bir papatya sapı al. Uzan tarlanın ortasına diyorum ama... Hadi, yemek yiyelim. Mantı yaptım. Hah, bak bu iyi haber işte. Gel bakalım. Hop! Mantı mı yiyeceğiz kızımla biz? Ha? Evet baba, ben de yaptım. Gece beşik mi salladın arkadaşım? Keşke. Keşke beşik sallasaydım. Keşke sabaha kadar taş taşısaydım Kamil. Bayan alkollü. Yapma ya. Hangisi?
Şuradaki. Baba inanamıyorum ya. Tamam yani. Bar kapılarında falan alıştık ama. Yani şehirler arası yolda da mı be? Aha. Zom olmuş bunlar be. El koyacağım araca. Tabii ya, hiç durma. El koy ve mümkünse bir daha geri verme. Evet, Ankara'da. Tabii. Canım babamın hayrına mı yapmışım ben o işi? Gidip bir sürü hıyarla paylaşıyorum benden evladım. Tabii payı var hepsinin canım, Allah Allah. Ödeyecek tabii. Sökerim onun ciğerini. Hadi hayatım, eyvallah, hadi. Niye öyle tosbağa gibi gidiyorsun be adam? Hız sınırı vardı efendim. Ne sınırı canım? 90 kilometre Tekin Bey. Saat kaç oldu be, yürü biraz. Polis falan oluyor da efendim. Çevirme falan o bakımdan. Ya yürü işte. Polis de neymiş Allah Allah. Peki efendim. 90. Buyurun. İyi günler. Oo, kaç olmuş saat ya? Yemek yesek? Yiyelim vallahi. Hadi. Çevirme var Tekin Bey. Söylemiştim ya. Bu civarda oluyor genellikle. Ya bırak şimdi, geç kaldık. Hemen bitiririz efendim. İyi yolculuklar. Sağ olun. İşimiz var bizim hayatım. Hız sınırını tam 55 kilometre aştınız beyefendi. İşlem yapmam lazım. Ya bırak şimdi işleri filan. Allah Allah. Ehliyet ve ruhsat. Al bakalım. Göster şunu şu an. Tamam Tekin Bey. Buyurun. Biz kanunen muamele yapmak zorundayız beyefendi. Ehliyet ve ruhsat. Ulan okuma yazman yok mu senin be? Kimlik gösteriyoruz sana. Terbiyeli olun. Ehliyet ve ruhsatınızı vermezseniz buradan gidemezsiniz. Of, yine mi ya? Ulan bir gün bilmem ne başkan oldu. Beyefendi. Bir gün bilmem ne vekili. Sen zorluk çıkarmayın. Bunlar istediği gibi gidecek. Ben görevimi yapıyorum. Aslanım, sen papağan mısın, tipin mi öyle gözüküyor? Ben ne diyorum, hala bana ehliyet ve ruhsat parçalıyorsun. Ben devletin memuruyum. Benimle doğru konuş. Memur mu? Vay be. Yetiyor mu maaşım bari? He? Ver şunu 3 kuruş da gidelim hadi. Ben burada ceza kesiyorum. Senin gibilerden sadaka toplamıyorum. Anladın mı? Evrak ibraz etmiyor. Bir de görevli memura rüşvet teklifi ve hakaret. Tutanak hazırlayalım. Hı hı. Ulan sen kafayı mı yedin? Benim kim olduğumu biliyor musun? Seni sürerim lan burada.
1000 kilometre gider, orada da mahalle bekçiliği yaparsın. Anladın mı? Anladın mı lan? Bağlayalım aracı. Bağla da göreyim lan! Bağla da göreyim! Yapmayın Tekin Bey. Ben seni öyle bir bağlarım ki, anan gelse çözemez. Anan! Ne? Anan mı? Anan mı? Hayır. Evet anan! Anan tabii ulan! Bir şey oldu mu Tekin Bey? Anam mezarında. Tamam mı? Rezil herif! Olamaz ya. Sen bittin. Bittin lan sen! Bittin! Geldin mi sen? Geldim. Neyin var senin? Hiç. Babacığım. Ayhan. Boş ver ya. Bana anlat. Anlat ki eve taşıma. Eve sadece o kalsın. Ya her zamanki şeyler işte. Yine nasıl desem... Kalan torlardan biri galiba. İyi de her gün çıkıyor onlardan. Bu biraz farklı. Vurdum adamı. Vurdun mu? Ya bir an oldu işte. Ya ileri geri konuşuyordu. Annemden bahsetti. Ya ne bileyim, kaybettim kendimi. Hak etmiş öyleyse. Ya hak etti ama yarın merkezde beni ne bekliyor olacak bilmiyorum. Üzülme. İnşallah bir şey çıkmaz. Hadi yemeğimizi yiyelim. Gel kızım. Tahkikat sonuçlanana kadar bekleyeceğiz Ayhan. Yapacak bir şey yok. Peki amirim. Ayhan. İnşallah bir şey çıkmaz. Ama bu sana ders olsun. Hep söylüyoruz. Tahrik olabilir. Başka şeyler olabilir. Abartmayacaksın. Ne oldu? Soruşturma. Bakalım ne çıkacak. Herif nereden baskı yapıyor gördün mü? Sorma. Ne iş be? Başak, hadi kızım.
Hadi başa. Kovuyoruz hastalığı. Hadi bebeğim. Aç, aç. Hadi kızım. Bitti kızım. Bitti. Ayhan, ne oldu? Ya ne oldu dedim? Sürüldün. Ne? Nereye? Uçak var mı oradan? Vallahi Van'da filan oluyor ama oradan direkt var mı bilmiyorum. Biz de mi gelsek Ayhan? Yerleşmek lazım Leyla. Tayin kesinleşmeden götüremem sizi. İyi kötü burada da bir kurulu düzenimiz var. Hem kızın doktoru, ilacı, yıllardır burada. Haftada bir gidiyoruz işte. Orada Allah korusun bir sorun olsa o kadar yol. Haklısın. Yapma lütfen. Leyla. Tamam. Hastaneye taksiyle gidin. İlacı da yedekle. Para lazım olursa biliyorsun. Tamam. Gece gündüz bir şey olursa panikleme. Hemen telefon et durağa. Atlayın gidin. Tamam. Babasının altını. Anneni üzme olur mu? Üzmem. İlaç içerken de huysuzluk yapma sakın. Tamam mı? Yapmam. Allah'a emanet olun. Varın çağırın. Tamam. Her defasında baştan mı alacağız aslanım? Arkadaşın nerede? Ardahan mı Hakkari mi? Ha? Gidelim.
Alo. Artık yapamayacağım. Yapamam. Artık Başak da yok. Kızımız. Artık hangi arabadan kim çıkacak diye bakmak istemiyorum. Evet.
kağıtların arasına konmuş sadakaları istemiyorum. Aşağılık adamlara beyefendi demek istemiyorum. İkimizin yiyeceği kadar ekmeği nasılsa bulurum. Hadi ama Leyla, geldiler. Tamam Ayhan. Hadi ince hazırlanılmıyor ki. Ayhan, hadi ya. Heh, bak patladı bile Kamil. Yenge yürüyemiyor be. Bu hafta da çıkmayı verseydik. Çay bahçesine gitmesek de olur ama Başak bizi bekler. Bir taksi bulmalı şimdi. Lan dursana be. Tüh size. Resmilerimi giyip gelseydin Kamil. Baksana adam ciddiye almadı seni. Sorma ya. Haftaya öyle yapayım bari. Hah, geliyor bir tane. Yavaş. Yavaş. Şöyle şey yap. Ayhan. Öne mi oturursun? Hayır. Sen bin. Nereye abi? Şehir mezarları. Bağlayalım aracı. Bağla da göreyim lan. Bağla da göreyim. Ben seni öyle bir bağlarım ki anan gelse çözemez. Anan. He? Anan mı? Ayhan, anan hayır. Mı? Evet anan. Anan. Anan tabii ulan. İyi misin Tekin Bey? Anam mezarında. Tamam mı? Rezil herif. Olamaz ya. Sen bittin. Bittin ulan sen. Bittin. Thank you.
geldin. Sağ ol. Tanımadın onu değil mi? Ne? Ya beni? Tanıdın mı? Seni tanımam mı? Arkadaşın nerede? Ardahan mı, Hakkari mi? Ha? Gidelim. Sen. O mu? Evet. Ta kendisi. O küçük mezar da kızının mezarı. Ona dua et. Ben olsam oraya bir de senin için mezar açardım. Parayı verecek o. Girelim biz. Sen beni sürgün ettiğinde öldü kızım. Yetişemedim. O benim her şeyimdi. Ben cezamı çektim. İflas ettim ben. İki paralık, lüzumsuz, herkesin kaçtığı bir adamım şimdi. Bir telefonumla Ankara'yı ayağa kaldırırdım ben. Şimdi hiçbir şeyim ben. Hiç. Bu uğurda bile benim değil. Yani sen paranı kaybedince ödeşmiş mi oluyoruz şimdi? Hayır. Hayır. Sadece ben. Kız bana bile değme. Anladın? Öfkelenmene bile. Ona bak. İyi bak ona. Ha 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 ha!
Ha 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 ha!